Bu videoda eksik rekabet piyasasındaki bir firmanın marjinal maliyet ve marjinal gelir grafiklerine göz atacağız. Ancak bundan önce tam rekabet piyasasında çalışan bir firma için durumun ne olduğunu hatırlamaya ne dersiniz? Bu grafik bize firmanın ekonomik durumunu veriyor. Marjinal maliyet miktarın bir fonksiyonu olarak gösteriliyor. Bunun neden bu şekilde olduğundan daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Marjinal maliyet eğrisinin başlangıçta aşağı yönlü olduğunu, bunun sebebinin ustalaşma ve verimlilik olduğunu, sonrasında ise yukarıya doğru yöneldiğini, bunun da sebebinin marjinal maliyeti genel anlamda yükselten koordinasyon ve diğer maliyetler olduğunu biliyoruz. Tam rekabet piyasasında firmaların fiyatı olduğu gibi kabul ettiklerini de hatırlıyorsunuz, değil mi? Bir piyasa fiyatı olacak. Bunu PM olarak adlandıralım. Ürettikleri ürün her neyse bu ürünün piyasada belirlenen bir fiyatı, bu ürünü üreten bir sürü üretici olacak ve ürün de farklılaşmamış bir ürün olacak. Ek olarak piyasaya girişte de herhangi bir engel söz konusu olmayacak. Firmaların üretim miktarı ne olursa olsun ürünlerini aynı piyasa fiyatından satacaklar. Bu yüzden de tam rekabet piyasalarında yer alan firmaların marjinal geliri piyasa fiyatı ile belirlenir ve yatay bir çizgidir. Kârını maksimize etmek isteyen bir firmanın marjinal maliyetle marjinal gelire eşit olduğu miktarı üretmesi gerekir. Bahsettiğim miktar tam da bu miktar. Şimdi de eksik rekabet piyasasında yer alan bir firma için neler olduğunu düşünelim. Bundan önceki videoların birinde eksik rekabetçi piyasada firmalar arasında farklılaşma olduğundan ve piyasa fiyatlarının da miktarın bir fonksiyonu olduğundan bahsetmiştik. Üretim miktarlarının artması fiyatın düşmesine sebep oluyordu. Bu da talep eğrisinin firmaya özel olmasına sebep oluyordu. Evet, buna benzeyen bir talep eğrisi çizelim. D olarak adlandırıyorum. Talep eğrilerinin ya da fiyatın diyelim, miktara bağlı fiyatın marjinal gelirle aynı olmayacağını da görmüştük. Talep eğrisi aşağı yönlü ise marjinal gelir eğrisinin bundan daha eğimli olması gerekiyor. Bunu da şu şekilde çizeyim. Evet, bu da marjinal gelir eğrisi. Peki, bu durumda firma için rasyonel olan nedir? Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu miktarı üretecek. İşaretliyorum. Şimdi, burada ilginç bir şey olduğunu görebiliyor musunuz? Üretim miktarı bu olduğunda piyasa fiyatının marjinal maliyetten ve marjinal gelirden çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Burada fiyat marjinal maliyetten yüksek ama tam rekabet piyasasında fiyat marjinal maliyete eşit olduğundan optimal miktar bu oluyordu. Ama burada fiyat marjinal maliyetten yüksek olduğu için marjinal maliyetten fazla ödemek isteyen insanlar olmasına rağmen firma daha fazla üretemiyor. Neden diyecek olursanız bunun marjinal gelir çerçevesinde herhangi bir anlamı yoktu ondan. Ekonomistler eksik rekabet piyasasında yer alan bu firma için oluşan bu farkı, yani fiyatla marjinal maliyet arasındaki farkı piyasa etkinsizliği olarak adlandırıyorlar. Marjinal maliyetten fazla ödemek isteyen alıcılar var ama siz bu miktardan fazla üretim yapmak istemiyorsunuz. Çünkü daha fazla üretim yaparsanız fiyat marjinal maliyetten yüksek olsa bile marjinal geliriniz marjinal maliyetinizin altında kalacak. Bu yüzden de ürettiğiniz bu fazla miktar size zarar olarak geri dönecek.